Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Mandalorian'ın ikinci sezonunun bölüm çözümlemelerine devam ediyoruz. Bu hafta sıra dördüncü bölümde. İzlemişsinizdir yine çok uzun olmayan bir bölümde. Çok da aslında hani diğer bölümlere göre biraz böyle yine side quest tadında ya yani yan bir görev sanki bir oyun oynuyormuşuz da onun yan göreviymiş gibi bir e, dolgu bir bölümdü. Yani ...gibi duruyor ama e, ilginçtir ki çözümlemesi en uzun ve zor olan bölümlerden de biriydi... ...çünkü bize önümüzdeki dönem Mandalorian'da olacaklar... ...ve hikayenin ana akışıyla ilgili çok fazla ipucu veren bir bölümdü aynı zamanda. Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir sürü detaylar var. Burada dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bu bölümü Griff Karga rolünde gördüğümüz Carl Weathers'ın yönettiğini de hatırlatalım... Ve öylece başlayalım. Mando'nun kırık dökük gemisiyle Corvus'a ulaşamayacağını anlayınca yolda Navarro'ya uğrayıp hem eski arkadaşlarını görüp hem de gemisini tamir ettirmek istemesiyle başlıyoruz. Trask'tan Corvus'a giden yol uzun tabii ki. Bu arada Yoda'yı küçük bir alanda kablo tamiratı yaparken görüyoruz yine. <laughs> eğlenceli bir bebek. Demek ki aklı kırmızı-mavi kablolara eriyor ama yine de be beceremiyor çünkü henüz küçük bir bebek. E, bu arada gemideki ilginç bir detay. Yani bu geçtiğimiz bölümde ortaya çıkan mandonun e, içinde bulunduğu kültün e, ne kadar sert e, kurallara sahip olduğunu bize anlatan ilginç bir detaydı. Yolda karınlarını doyururken çorba içerken bile Yanında küçük bir bebek olmasına rağmen ve bence hiçbir mahsuru olmamasına rağmen Mando'nun hiçbir şekilde kaskını çıkarmıyor olması hala yani yemek yerken bile kaskını çıkarmaması gerçekten ilginç bir detay ve onun o bulunduğu külte ne kadar bağlı olduğunu gösteren önemli bir detaydı bence. Navarro'ya döndüğümüzde Mandalorian'ların sığınağı vardı hatırlayacaksınız. Orada bir zırhçı vardı. O zırhçın, tabii onlar artık yok. Geçtiğimiz sezon gördük. E, orayı yağmalamaya gelen Aqualish ırkından bir grup tipi görüyoruz. Hiç de sevmem kendilerini hatırlayacaksınız. en iyi Hop'ta da Obi-Wan Kenobi'nin sataştığı için kolunu kestiği yaratık da aynı ırka sahipti. Yağmalamaya çalışırken artık bir marshal yani bir polis şefi ya da bizim şerif diyebileceğimiz bir e, ünvana sahip olan Karadün tarafından e, işleri hallediliyor yani yok ediliyorlar. Buradan da anlıyoruz ki Griff Karga ve gerçi kendileri de bir miktar anlatıyor ama Griff Karga ve Karadün Navarro'da bir e, düzen kurmuşlar. Orayı temizlemeye çalışıyorlar daha güvenli bir ticaret alanı haline getirmeye çalışıyorlar. Kara Dün tabii yetenekleri ve eski kariyerine göre bir polis şefi olmuş. Grief Karga da oranın yöneticisi gibi takılmaya çalışan bir tip haline dönüşmüş. Kargo kapağı bile açılmayan Razer Crest'le iniş yapan Mando arkadaşlarıyla bir araya gelip gemiyi tamirata bırakıyor ve ardından kasabaya doğru hareket ediyorlar. Kasabanın meydanında muhtemelen çok hızlı geçtiği için dikkatinizden kaçmıştır. daha önce Grief Karga ve ekibini yani bizim tayfayı kurtaran e, IG Eleven'ın bir heykeli var. Yani onun anısına dikilmiş Kalıntılarından büyük ihtimalle yapılmış bir heykel var. O ilginç bir detaydı. Yani heykeli dikilecek robot tadına gelmiş aci 11 Yoda'yı güvenli bir yere bırakmak için ki Mandalorian hiç istememesine rağmen daha önce savaştıkları ve bar olan o bir barda sıkışıp kalmışlardı hatırlayacaksınız. Orayı bir okul ve e, küçükler için küçük öğrenciler için bir sınıf haline getirilmiş. Orası getirmişler. Ve orada bir protokol droidi tarafından dersler veriliyor. Ben o sahneyi çok sevdim doğrusunu isterseniz. Yoda'yı oraya bırakıyorlar. Yoda'nın da sınıf arkadaşından makaronları çalmak için Force'u kullanması da ilginç bir detaydı. Ulu orta kullanıyor olması bu güçleri. Tabi hem bebekliğine veriyoruz ama bir yandan da tehlikeli olduğunu da söylemek lazım ama güzel bir detaydı. Daha önce de görmüştük Yoda'yı Force kullanırken yani bebek Yoda'yı. Ama hani bir de makaronları götüreyim şeklinde Force'u kullandı. Oradaki ilginç bir detay protokol droidinin anlattıkları Tabi arka planda kaldığı için çok dikkat edilmiyor ama aslında orada hem e, galaksideki e, yolları yani gezegenleri birbirine bağlayan yolları anlatıyor. Bir yandan da laf arasında da şunu söylüyor Galax, yani yeni cumhuriyetin merkezi Coruscant'tan Chandrilla'ya taşındı diyor. Chandrilla'yı biliyoruz, daha önce duymuştuk, duyduğumuz bir gezegendi. Yeni cumhuriyetin merkezi aslında Coruscant değil, yine merkez sistemlerden birinde yer alan bir gezegen Chandrilla ama... E, Coruscant değil, merkez Şandrilla'ya taşınmış. Yeni Cumhuriyet oradan yönetiliyor. Bu detay aslında şu bizim Türkçe'ye bir türlü çevrilmeyen Aftermath kitaplarında da yer alan bir detay. Yani eski cumhuriyet yok olduktan sonra imparatorluk geliyor. İmparatorluk yenildikten sonra imparatorluk ve eski cumhuriyetin merkezi olan Korusant'tan Şandrille'ye taşınıyor. Bunu önemli bir not olarak ekleyelim. Ve sonunda Mando daha geçen sezonun yani ilk sezonun açılış bölümünde karbonite tıktığı suçlu olan Mitrol'la karşılaşıyor tekrar ve karşılaşma sahneleri. Gerçekten ilginç Mitrol bir çeşit balık ırkından biliyorsunuz ve bir e, görünce Mando'yu karşısında korkudan böyle bir su püskürtüyor. Gerçekten komik bir sahneydi. İmparatorluk üstüne bir saldırı düzenlemeye karar veriyorlar ve oraya Speeder'la gidiyorlar. Çok klasik bir Star Wars sahnesi olarak onu görmek yeniden güzeldi. Yine Jean Favreau'nun böyle klasik Star Wars unsurlarını kullanarak bizi ...bize keyif vermesi devam ediyor yani bu bölümde de. Üste girişte ki o yaşanan işte çatışmada... ...daha sonra Mitrol'ün eline verdiği bir silindir var... Griff Karga'nın. O aslında imparatorluk şifre silindiri gibi bir şey. Kapıları falan açıp kapamaya yarayan... ...bazı iletişimleri kurmaya kurmayı sağlayan. O e, silindiri daha önce hep filmlerde vesaire de... ...yüksek rütbeli subaylarda... ...Tarkin'in işte göğüs ceplerinde falan da görmüştük. O notu da alalım... İşte orada işte bu love'ı tekrar hareketlendirerek işte üssü yok etme çabası esnasında iki tane mühendisle karşılaşıyorlar ve aslında buranın bir savaş üssü değil yani askeri bir üstten daha çok bir laboratuvar ve araştırma merkezi olduğunun farkına varıyorlar. Oradaki iki mühendisin kollarında gördüğümüz yani kıyafetlerinin kollarında yer alan logolar daha önce Doktor Pershing'in kıyafetinde de gördüğümüz logolarla ve Kamino'daki klon tesislerinde ki çocukların kollarında gördüğümüz logolarla aynı. Yani yavaş yavaş o bağ birleşiyor aslında. Oradaki şifre yavaş yavaş çözülmeye başladı ve kapsüllerde de klon benzeri işte bir takım varlıklar görüyoruz. Yani deforme olmuşlar. Bir şekilde başarıya ulaşamamış testler yapılmış zaten. Kendi de söylüyor Dr. Pershing'in o hologramda. Ve hologramdaki mesaj aslında bu bölümün en önemli detayı. Ama Türkçe altyazıyla izleyenlerin muhtemelen ka kaçırdığı bir detay. Çünkü çevrilmemiş. Ben baktım bir iki versiyonuna o kısım çevrilmemiş. Doktor Pershing hologramla Moff Gideon'a bilgi verirken M count diye bir şeyden söz ediyor. Yani M sayısı. Buradaki M sayısı daha yeterli bir donör bulamadık falan gibi bir şey söylüyor. Yodayı bu yüzden tercih ediyorlar, bebek yodayı. Bebek yodanın peşinde olmalarının sebebi kanındaki M sayısının yüksek olması olduğunu anlıyoruz. Bu M sayısı neye delalet ediyor? Tabii ki midi yo yoğunluğuna büyük ihtimalle. Ve oradaki özellikle klonlanmaya çalışılmış bir takım varlıkları gösterirken de arkada Snoke'un Rise of Skywalker'da falan Force Awakens'da çalan müziğine yakın ya da o müziğin çalması da ilginç bir detay. John Williams'ın eseri. Bunları bir araya getirdiğimizde yavaş yavaş aslında bütüne ulaşıyoruz. Yani Baby Yoda'nın kanındaki yüksek midiklorian oranını kullanarak klonlama teknolojisini geliştirmek ve bu geliştirmenin sonucunda da Snoke ya da İmparator'u tekrar hayata döndürmek gibi bir amaç var gibi duruyor ortada. İlerleyen bölümlerde daha çok açılacaktır ama çok net olarak artık anlıyoruz diyebiliriz. Zaten tahmin ediyorduk aslında Baby Yoda'nın neden onlara e, bu kadar e, ona ihtiyaç duyulduğunu ve hani sonunda yine böyle imparatorun klonuna falan bağlanacağını düşünüyorduk doğrusu. Bu M Count meselesi önemli. O çok atlanan bir konu. Yani alt olarak da çeviren arkadaşa da tabii bir şey diyemiyoruz ama önemli bir detaydı. Yani onu da bilmenizi isterim. Yani bu bölümün en önemli meselesi bu M Count hikayesi bence. Yani mediocrian sayısının yüksek oluşu ki görüyoruz, midi yani force user olarak e, babyoda ne kadar kuvvetli o yaşına rağmen ilginç ve bu arada dark science diye de bir şey var biliyorsunuz Rise of Skywalker'da bir karakterin söylediği işte bu karanlık bilim hani imparatorun klonlanması'nın öğrenilmesinden sonra yani imparatorun ortaya çıkmasından sonra Rise of Skywalker'da geçen bir sohbette karakterlerden biri işte bu karanlık bilim e, ...klonlama teknolojisi ve diğer bilinmeyen şeyler falan diye bir laf geveliyor ağzında. Aslında işte bu karanlık bilimin biz temellerini görüyoruz belki de The Mandalorian dizisinde. Snoke ya da Palpatine bağlantısı kesin ortaya çıkacak gibi duruyor bence. E, bunun dışında... E, üstten ayrılıyorlar. üssü yok etmek üzere bir setup yapılıyor. Oradaki speeder sahnelerini çok beğendim ben. Tabii ki Return of the Jedi'dan sonra çok daha fazla gelişmiş. Çok keyif verdi. Ee, ardından işte TIE Fighter savaşı ve Razor Crest'in TIE Fighter'ları ee, Mando'nun ne kadar iyi bir nişancı olduğunu zaten biliyoruz. Hem e, silah olarak hem pilot olarak TIE götürüyor. Yoda da o arada o kadar makaronu ben de yesem ben de kusarım. En sonunda bu kadar sarsıntıya dayanamayıp kusuyor. Dizinin sonuna doğru yine bizim bu Carson Tiva'yı görüyoruz. Daha önce örümceklerden falan kurtarmıştı Mando'yu hatırlayacaksınız. Sürekli peşinde onlar yani Razor Crest'in sürekli bu dış taraflarda geziniyorlar ve Karadun'la onun Aldaran'la olduğunu ve tüm yakınlarını kaybettiğini öğreniyoruz bir yandan biliyorsunuz Alderaan'ı ölüm yıldızı havaya uçurmuştu ve Asiler'in logosu olan bir plaka bırakıyor kendine duygulu bir andı. Ee, Kara bu arada Aldaranla ya da Bail Organa soyuyla ya da Leia'nın Üvey soyuyla bir bağlantısı çıkarmayı ileride. Orası da ayrı bir tartışma konusu doğrusunu isterseniz. Orada yalnız Carson Tiva'nın dediği e, önemli bir detay var. Merkez sistemlerde biz çok farkında değiliz mevzunun ama bu dış e, sektörlerde bir şeyler oluyor. Ve bunu işte lokal yani yerel halkın desteği olmadan buna karşı duramayız gibi bir şey söylüyor. Aslında bu haftalardır size anlattığım şeyin sağlaması gibi oldu bir yandan da. Evet imparatorluk yok oldu ama imparatorluk Moff Gideon gibi savaş lordları sayesinde dış sektörlerde hala gücünü korumaya çalışıyor ve buna devam ediyor. Ama merkez sistemlerde barış ve huzur bir yandan da umursamazlık hasıl olduğu için zaten daha sonra The Force Awakens'ta da görüyoruz. Yine merkez sistemlere bir atış yapılıyor ve birçok gezegen aynı anda yok ediliyordu. Onlar gelen büyük tehlikenin hala farkında değillerin sağlaması olmuş gibi oldu bu Carson Tivan'ın söyledikleri. Ve bölümün sonunda yani bu bölümde gerçekten bize çok önemli şifreleri çözen detaylar verildi aslında. Hani en boş ve zevksiz bölüm dediğimiz bölüm aslında en çok şifre çözen bölüm oldu. Büyük bir imparatorluk gemisi görüyoruz. Üzerimizden geçiyor aynı New Hope'un açılışındaki gibi. Artikel sınıfı bir yıldız destroyeri bu. Ve bunu daha önce Clone Wars'ta ve bazı başka Star Wars eserlerinde görmüştük. Bu kadar büyük bir geminin hala serviste olması ve bunun e, yönetine yönetenin e, muvafık diye olması da ayrı detaylar yani. Onu da sizin hayallerinize bırakıyorum. Eee İspiyoncu tamircinin takip cihazı taktığını öğreniyoruz Razor Crest'te. Bu şu anlama geliyor. Mando'nun Corvus'a olan seyahatinde belli ki imparatorluk güçleri de onun peşine düşecekler. Aslında dertleri Mando değil, biliyorsunuz Bebek. Ve Oradaki e, subayın bu ispiyoncu elemana söylediği ilginç bir detay var. Ödülünü fazlasıyla yeni era'da alacaksın. Yani yeni bir çağın başlangıcı, new era'da e, alacaksın diyor. Yani belli ki bunlar bayağı imparatorluğu geri getirmek için çalışıyorlar. Ve yeni düzende, yeni bir çağda bu işte ödüllendirmeler, bu hizmetler ödüllendirilecek gibi bir... Cümle kuruyor bu New Era yani bu yeni çağ First Order'a mı işaret ediyor yani ilk düzenemi işaret ediyor onu zaman gösterecek ama bilmiyorum yani First Order'ı yok saymayacaktır Mandalorian büyük ihtimalle biz belki de First Order'ın ilk adımlarını yani temelinin kurgulanmasını belki görüyor olacağız bu sezonlarda ve geliyoruz Moff Gideon'un içinde bulunduğu e, odaya salona mı diyelim ne diyelim. Birçok orada değişik türden e, asker görüyoruz. Dark Trooper'lar yani e, imparatorluğun Dark Trooper'ları bunlar. Ben ilk e, Dark Forces oyununda ortaya çıkmıştı. Ben onu görünce "Aa bunların ne işi var burada?" falan dedim ama detaylara bakınca yani gerçekten bunların Dark Forces'ta gördüğümüz Dark Trooper'lar olduğuna kanaat getirdim. Çünkü mühendislerin kıyafetlerinde yer alan bir logo var. O logo da daha önce yine Dark Forces oyununda yer almıştı. Başka çeşitli kaynaklarda da yer alıyor. Logo Imperial Department of Military Research. Yani İmparatorluk Askeri Araştırma Geliştirme Dairesi logosu. Ee, ve Dark Trooper'ları onlar imal ediyorlar. Dark Trooper'lar birer droid. Yani bizim bu süper Battle Droid'ler vardı. Episode 1'de 2'de falan gördüğümüz. Onlar gibi droid. Yani daha sonra... Rogue One'da gördüğümüz Dark Trooper'lar gibi içinde insan ya da normal yani canlı varlıklar yok. E, onlar çok güçlü imparatorluk savaş droidleri ve e, karanlık işlere bakıyorlar genelde. Zaten küçük bir birlik görüyoruz o alanda. Hani bir yandan da hani bu olay birbirini böyle tamamlayarak gidiyor. Hani daha önce işte oyunlarda, kitaplarda gördüğümüz bütün mevzular Mandalorian'da gerçekten birbirine çok iyi bağlanıyor sevgili arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bu noktadan sonra anlıyoruz ki Asoka Tanoya ulaşılacak önümüzdeki bölümde önümüzdeki bölüm çok önemli bir bölüm olabilir. Bu sezonun en büyük ve en önemli bölümü de olabilir. Corvus'a gidilecek belli ki e, İmparatorluk tarafından da takip edilecek büyük ihtimalle o cihaz sayesinde takip cihazı sayesinde büyük ihtimalle önümüzdeki bölümde Asoka Tano'yu görüyor olacağız. Tabii burada Bo Kata'nın rolü ne olacak? Tekrar ortaya çıkacak mı? Yani Bo katanla karşılaşacağımız kesin tekrar dizi içinde ama hangi rolde karşılaşacağız? Acaba o da Dark Saber'in peşinde biliyorsunuz. Moff Gideon'la bir anlaşma yapması söz konusu olabilir mi? Yani ben bir şekilde Baby Yoda'yı ele geçirip Al Baby Yoda'yı Ver Darksaber'ı gibi bir numara olabilir mi diye düşünmüyor değil insan. Ama bütün bunları ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yani çok kısa ve içinde hiçbir şey olmayan bölüm bile 19 dakikalara ulaştı incelemesi. Lafı fazla daha fazla gevelemeden toparlayayım isterseniz. Gerçekten özellikle Midi sayısı olduğunu düşündüğümüz M count meselesi bu bölüm için çok önemliydi. Yoda'nın neden bu kadar değerli olduğunu çok iyi anladık. Ve aynı zamanda da ortaya çıkan bu imparatorluk askeri araştırma dairesinin ürünü olan Dark Trooper'ları da bu sezon büyük ihtimalle aktif ve çalışır halde görecek olmanın heyecanıyla bu bölümü noktalıyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız gerçekten çok motive edici. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum, görüyorum. İlginize hepinizin çok teşekkür ediyorum. Benim için de büyük keyif oluyor bu bölümleri incelemek. Bir başka bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun.